paylaşıyor. Şimdi herkesin düşüncesine saygı duyuyorum. Lakin ülkemizde o kadar tuhaf şeyler oluyor ki, o kadar değişik şeyler oluyor ki. Yani insan üzülüyor paylaşımları gördükçe. Yani ülkemizde mesela şöyle söyleyeyim. Ülkemizde o kadar şu anda kötü bir durum var. Koronavirüsü basit bir şey değil. Mesela koronavirüsü şu anda ülkemiz üzerinde, sadece ülkemiz üzerinde değil, bütün dünya üzerinde bir koronavirüs var. Daha sonra 1-1,5 aydır bütün insanların iş yerleri kapalı. Esnafta gerçekten ciddi bir sıkıntı var. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Yani gerçekten esnaf üzerinde büyük bir sıkıntı var. Bakıyorsun insanlar Facebook'ta veya Instagram'da değişik değişik şeyler paylaşıyorlar. Herkes düşüncesini söylüyor. Lakin ben de burada arkadaşlarımızla hem tartışarak, çünkü neden böyle bir şey yaptım? Herkesin düşüncesi benim için çok önemli. Çünkü insanlar başkalarıyla konuşa konuşa eksiklerini, hatalarını anlar. Mesela benim bildiğim iki şey varsa, arkadaşımın bildiği bir şey onun benim için daha çok önemlidir. Mesela şu anda en çok dedikodu koronavirüsü. Koronavirüsünü geçtik. Şimdi de bakıyorsunuz birileri yazıyor işte nedir? İstanbul'da Kanal İstanbul ihalesi niye yapılıyor? Kanal İstanbul neden yapılıyor? Ülkemizde koronavirüs varken birisi çıkıyor diyor ki Çin'den gelen ilaçların parasını Atatürk ödemiş. Allah razı olsun Atatürk'ten. Ya şimdi bunları sizinle paylaşmak istedim. Bunları sizinle konuşmak istedim. Herkesin düşüncesine, kimse kimseyi kırmadan, dökmeden, herkesin düşüncesine burada saygı duymak istiyorum. Lakin sizden istediğim, ben burada yorumlar okuyarak cevap vereceğim. Şimdi öncelikle yayınıma katılan bütün herkese kucak dolusu, gönül dolusu sevgiler, saygılar. Teşekkür ediyorum geldikleriniz için. Şimdi sevgili dostlarım, bazı arkadaşlarımız diyor ki, İşte Kanal İstanbul'u niye yapıyoruz? Yani bazı abilerim var. İşte paylaşımlar da yapmışlar. Kanal İstanbul'a gerek var mı? Hatta birisi işte ülkemizde koronavirüs varken Kanal İstanbul'un sırası mıydı? Bazı dostlarım bunları yazmışlar. Yani ne yapalım sevgili dostlarım? Kanal İstanbul'u iptal mi edelim? Veya ülkemizdeki yatırımları devlet iptal mi etsin? Veya İşte bunları sizinle konuşmak istiyorum. Veya işte ülkemizde devletimiz ekonomik paket açıkladı. Benim ne kadar devlet yanlısı olduğumu, Cumhurbaşkanımız olan sevgimi hepiniz bilirsiniz. Lakin benim en büyük özelliğim de yanlışa yanlış dememdir. Doğruya doğru dememdir. Bir de şimdi hapishanelerde af gelecek. Af yasası hazırlanıyor. Orada sanki devlet cinsel taciz suçlarını sanki gönderiyormuş gibi veya dışarıya çıkarıyormuş gibi izlenimler var. Bunların bazılarını ben söylemek istiyorum. Ben bunları bildiğim için söylemek istiyorum. Sevgili dostlarım, birincisi devletin çıkardığı af yasasında ben kanunu bildiğim için kanun maddesini okudum. Milletvekilimizden ben kanun maddesini aldım ve okuduğum için söylüyorum. Devletimiz, burayı özellikle dinlemenizi istiyorum paylaşım yapanlar. Devletimiz cinsel taciz olayında af yasasında kapsamında sokmuş olduğu kanun, vatandaş zamanında 15-16 yaşında, 17 yaşında kızımızla evlenmiş. Evlendikten 3-5 sene geçmiş. Çoluğu çocuğu olmuş. Daha sonra devlet kamu davası açtığı için, 16-17 yaşında evlendiği için vatandaşın eşi, 2-3 tane çocuğu var. Yıllar geçmiş evleneli, bu insanlar ceza alıyor. Ceza aldıkları için de devlet diyor ki bunlar, ve aleyküm selam Mustafa Dönmez abim, Allah razı olsun. Devlet diyor ki bu vatandaş eşi, şu anda 16 yaşında evlendiği kişi, bunun eşi, çocukları var. Bu vatandaş mağdur olmasın diye o vatandaşı hapisten çıkarıyor. Şimdi o vatandaş neyden yargılanıyor? Cinsel tacizden. Ama vatandaş eşi zaten. Yani 16 yaşında, 17 yaşında, bundan 7-8 sene önce, 10 sene önce evlenmiş. Devlet bunu öğrendikten sonra kamu davası açmış. Ve bu vatandaşı içeriye atmış. İster istemez hapis cezası aldığı için otomatikmen ne oluyor? Vatandaşın eşi, yani cinsel taciz uyguladı dediği vatandaşın eşi, boyunca çocukları olmuş. O insan hapiste kalsa mı iyi? Eşinin çocukların yanına gelse mi iyi?
İşte bu yüzden devlet af yasa çıkarıyor. Bildiklerimi ben net söylüyorum. İki, buradan sizinle net bir şekilde tartışmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü devlet bizim devletimiz, millet bizim milletimiz. Şimdi önce olumlarını bir söyleyeyim. İki, Kanal İstanbul projesi. Şimdi bazı abilerimiz Kanal İstanbul projesinin zamanı mı? Ülkemizde koronavirüs varken. Soner'im bahçedeyim ben. Kendi bahçemdeyim. Mustafa Gülsoy bu arada, ben İnan abi değilim. Şimdi bazı dostlarımız da şunu söylüyor. Kanal İstanbul neden gerekli? Ülkemizde koronavirüs varken. Sevgili dostlarım, koronavirüs var diye yatırımlar iptal mi etsin devlet? Ne yapalım yani, batalım mı? Kanal İstanbul'u istememek bana göre, bakın net söylüyorum. Kanal İstanbul'u istememek bana göre vatan hainliğidir. Bu benim düşüncem. Karşı düşüncede olan birisine de saygı duyarım. Bunu açıkça söyleyebilir. Üçüncü havalimanına karşı çıkanlar, devlet hastaneleri yapıldığında Ankara'daki millet hastanesi, devlet hastanesi, Türkiye'nin en büyük hastanesi, karşı çıkanlar şu anda o hastanelerden birkaç tane daha yapılmalıydı diyorlar. En önemlisi, devlet mutlaka payidar kalmak zorunda. Recep Tayyip Erdoğan gider, başkası gelir, başkası gider, başkası gelir. Ama mutlaka ve mutlaka devletin payidar olması lazım. Devletimizin yatırımlarımıza yapması lazım. Yatırımlara devam etmesi lazım sevgili dostlarım. En önemli konu da bu, bütün şu anda bütün herkesin içerisinde devam ediyor bu. Atatürk Çin'den gelen ilaçların ödemesini Atatürk yapmış. Sevgili dostlarım, bakın net söylüyorum. Yanlış anlamayın beni. Kesinlikle Mustafa abi. Gerçekten şunu yürekten söylüyorum. Eğer birisi çıksın, bakın birisi çıksın, uzaydan gül atsın, uzaydan dünyaya gül atsın, o güllerden 10 tanesi de Türkiye'ye düşsün, yemin ederim bu gülleri yıllar önce Atatürk'e gönderdi uzaylılar diye takıntı yapacak bu kadar takıntılı insanlar var. Yani tamam, Atatürk çok şey yapmış bu memlekete. Bakın bir kez daha söylüyorum. Atatürk bu memlekete çok şey yapmış. Rabbim Atatürk'e hak ettiklerini ahirette nasip etsin. Bu memleket onun yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacak. Bunda hemfikiriz. Lakin Çin'in kurulduğu tarih belli. Atatürk'ün vefat ettiği tarih belli. Sevgili dostlarım, devletimiz güçlü bir devlet. Çin'den gelen ilaçların parasını çatır çatır devletimiz ödedi. Ve bunu Katar aracılığıyla yaptığı için, Katar'ın Çin'le ortak şirketi olduğu için bize sadece indirimli verdiler. Bu kadar. Lakin Çin'den gelen bütün o ilaçların, bütün o tetkiklerin parasını Türkiye Cumhuriyeti Devleti Merkez Bankası verdi. Hayırlı akşamlar diyorum Cengiz Hocam. Bir kez daha söylüyorum. Çin'den gelen o tetkiklerin, ilaçların bütün parasını devletimiz verdi. Şimdi devletimizin yapmış olduğu, Fatih Hocam iyi akşamlar. Şimdi devletimizin yapmış olduğu çok güzel şeyler bunlar. Bakın bir kez daha söylüyorum yeni katılan arkadaşlarımıza. Bazı insanlar, özellikle Fatih'im buraya dikkat etmeni istiyorum. Yorumlarınıza birazdan bakacağım. Özellikle sosyal medyada şu çok geziyor. Af yasasında devlet, AK Parti, MHP, af yasasında cinsel taciz suçunu affedecek diyorlar. Bakın sevgili dostlarım, böyle bir şey yok. Milletvekilimizden ben dosyayı aldım, baktım. Oradaki cinsel taciz olayı dedikleri, yeni katılanlar olduğu için söylüyorum. Vatandaş zamanında 15-16 yaşındaki bir kardeşimizle, kendisi de 19-20 yaşında veya 16-17 yaşındaki bir kızımızla evlenmiş. Bundan 7-8 sene önce, 10 sene önce, 5 sene önce çoluğu çocuğu olmuş adamın boyunca. Ve devlet bunu 3-5 sene sonra öğrendikten sonra kamu davası açmış bu arkadaşımıza. Sen eşini aldığında eşin 18 yaşından küçüktü diye. Ve devlet, mahkemeler o vatandaşa ceza vermiş. Ne cezası vermiş? Cinsel tacizden ceza vermiş. Vatandaşın çocuğu var. O cinsel taciz dediğiniz
iddia ettikleri eşi adamın çocuğu 10 yıllık eşi ve çocukları var. Devlet diyor ki bu vatandaş bunun eşi taciz etmemiş, evlenmişler. Sadece evlendiğinde kız çocuğu küçük olduğu için bu hapiste. Biz bunu salıverelim, çoluğunun çocuğunun eşinin başına gitsin diye güzel bir uygulama yapıyor. Yoksa sokakta başkalarına uygunsuz bir şekilde istem dışı zorla taciz eden bir insanı devlet salar mı ya? Yani devlete bu kadar mı düşmansınız? Yani sonuna kadar, yani bu kadar mı düşmansınız devlete ya? Bu nedir ya? Yeminle söylüyorum, bakın yeminle söylüyorum dostlarım. Pusuda yatan kurt gibi, pusuda yatan çakal gibi, pusuda yatan hırsız gibi, pusuda yatan Amerikalı gibi, pusuda yatan Yahudi gibi devlet nasıl hata yapar da biz bunu konuşuruz diye o kadar bekleyen örümcek beyniler var ki şaşmamak mümkün değil. Sevgili dostlarım, devlet bizim devletimiz. Millet bizim milletimiz. Bizim ecdadımız. O Kanal İstanbul yapıldığında biz kullanacağız. Üçüncü havalimanına hangi biriyle karşı gelmiyordu? Şu anda Kanal İstanbul'a karşı gelen o hainler, merhabalar Eşref abi, Kanal İstanbul'a karşı gelenler kasıtlı bir şekilde devlete düşmanlık ederek Kanal İstanbul'a hainlik ediyorsa benim gözümde haindir. Onlar 3. havalimanına da hainlik yapıyordu. Ne oldu? Şimdi en başta Kanal İstanbul'u kullanacak onlar, nasıl ki 3. havalimanını kullanıyorlarsa Kanal İstanbul'da kullanacaklar. Sevgili dostlarım, biz sporcu olduğumuz için biz dünyayı gezdik. Hayatımız boyunca Rus çarlığının devlet başkanlık sarayının önünde fotoğraf çekilirdik. Hayatımız boyunca Amerika'nın Beyaz Sarayı, Beyaz Saray filmlere bile konu olmuştur. Beyaz Saray'ın önünde çekilirdik. Çin'in mesela ben Kore'ye gittim. Kore'nin Gyeongju kentinde mesela Busan'la Gyeongju'nun arasında Seul'e falan gittik. Devlet saraylarını bir görseniz var ya aklınız durur. Abicim, Cumhurbaşkanımız bir tane Beyaz Saray dedikleri, yani saray yaptı. Ya bu kadar mı düşman olur ya? İçine Türkiye'nin en büyük camisini yaptı. Türkiye'nin en büyük kütüphanesini, kitaplarını koydu. Bunları biz kullanıyoruz. Biz yapıyoruz. Bak benim gibi yapabilirsiniz. Ben şimdi devletimin güzelliklerinden bahsettim. Şimdi yapmış olduğu bürokratların, bakın devlet ayrı, bürokratlar ayrı. Bürokratların yapmış olduğu hatayı söylüyorum. Bir, hiç kimseye sokağa çıkmayın deniliyor. Herkese sokağa çıkmayın diyorlar. Bakın buraya çok dikkat edin. Benim nasıl bir devlet sevdası olduğumu, nasıl bir merhabalar Uğur, nasıl bir vatan sevdası olduğumu aynen Fatih Hocam maalesef. Şimdi nasıl vatan sevdalısı olduğumu, nasıl Recep Tayyip Erdoğan sevdası olduğumu herkes bilir. Lakin yapılan hatayı söylüyorum. Bir, şimdi insanlara dışarı çıkmayın deniyor koronavirüsünde. Şimdi Mustafa Gürsoy kendi villasına yerleşti. 5 ay çıkmayın, 5 sene çıkmayın. Benim param var, yiyeceğim, içeceğim, yatacağım. Bu esnaf, parası olmayan, asgari ücretle çalışan, işe gitmediğinde para alamayan ailesine ne götürecek? Burada devletimizin hatası, en büyük hatası bu. Devletimiz ne yapacaktı? Şimdi en büyük saçmalık da şu. Ev kredileri %20 peşinatını %10 peşinata çektik. Ya şu krediye insanları düşürmekten vazgeçin ya. Yani %20 peşinat, %10 peşinat. Millet dışarıya çıkamıyor ya. Nasıl verecek? Yani ben bunda Cumhurbaşkanımızın bir etkisinin olduğunu zannetmiyorum. Bürokratların etkisidir. Milletvekilimize sorduğumda yani o konuda tam açıklık getirmedi, bilgi vermedi. Lakin bu bir yanlış. İki, ülkemizdeki 12-55 yaş arası bütün Suriyeliler ülkemizden resmen def edilmeli. Yani net söylüyorum, bakın net. Yani kapıyı açıp sınır açıp giden gider diye demeyeceğiz. Hepsini göndereceğiz abi. Bu işin yolu yordarı yok yani. Ülkemizdeki 12 ile 55 yaş arası bütün Suriyelileri göndereceğiz. 3. Devletimiz insanların sigortalarını erteliyor 3 ay. Tamam, eyvallah, çok güzel. 3. ayın sonunda nasıl toptan verecek bu millet? İnsanlara iş yerlerini açmayın. Esnaf
Tamam, dükkan açmayacak. Tamam, yatalım. E kirayı kim verecek bu insanların? Ben veririm. O da verir, diğeri de verir. E vatandaş nasıl verecek? Şimdi örneğin en basit tekvando salonu. Dün Sezai kardeşimle konuştum, Sezai Yalçın'la. Şimdi Sezai'nin salon veya onun gibi yüzlerce antrenör var. Hepsi güzide antrenörler. Onlar 3 ay açmasa, 3 ay açmasalar batarlar. Elektrik, su, kira, vergi. Devletimizin burada ne yapması gerekiyor? Devletimizin 3 ay mutlaka ve mutlaka insanların elektrik, su, doğalgaz ve ayrıyetten, bakın elektrik, su, doğalgaz ve ayrıyetten 3 ay kirayı mutlaka devletimizin ödemesi gerekiyor. Mutlaka. İşte onu konuşuyorum Mustafa abi. Onu konuşuyorum. Şahin abi hayırlı akşamlar. Şimdi ben de onu konuşuyorum Mustafa abi. Mustafa Dönmez'im. Şimdi benim anlattığım da bu. Şimdi evlerden çıkmayarak bu kiralar nasıl verilecek? Farz et ki Cumhurbaşkanımız şöyle haklı olabilir. Cumhurbaşkanımız diyebilir ki bu gücün altından ülkemiz kalkamaz. Bu gücün altından. Şimdi onca insanın elektriği, suyu, doğalgazı 3 ay verilemeyebilir. Tamam, eyvallah. Kanal İstanbul yapıyoruz, 3. havalimanı yapıyoruz. Veya ülkede milyonlarca kodaman zengin var. Milyonlarca bu devletin ekmeğini yiyen, bu devletin rızkını yiyen, bu devlet sayesinde güçlenen ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bir telefonuyla ayakları titreyecek o kadar iş adamı var. Cumhurbaşkanımız derhal, benim şahsi görüşüm, derhal onlara talimat verecek. Herkes elini cebine atsın. Ve bütün zenginler mutlaka devreye girecek. Ben bunu neden konuşuyorum sevgili dostlarım? Ben bu vatanın bir çocuğuyum. Ben bu vatanın bir evladıyım. Siz de bu vatanın bir evladısınız. Tabii ki konuşacağız. Tabii ki konuşacağız. Tabii ki sohbet edeceğiz. Türkiye'de havalimanı 2 yaş yok. Şimdi efendi abi, benim bahsettiğim 2. havalimanından, 3. havalimanından bahsediyorum. İkincisi de var. Bir tanem İstanbul'da. Birisi Sabiha Gökçen, birisi Türk Hava Yolları. Atatürk Havalimanı'ydı. Şimdi 3. havalimanı oldu. Şimdi bakın, devletimizi konuşacağız. Tartışacağız. Kesinlikle Cengiz Hocam, yani esnafların durumunu bildiğim için Cengiz Hocam, sizlerin de durumunu biliyorum. Konuşacağız. Bakın şimdi sevgili dostlarım, ben şu anda Mustafa Gürsoy olarak devletimi eleştiriyorum, doğru mu? Milletimi eleştiriyorum. Şimdi emmi ol, soyan soğan, soğana çevrilen bir şey yok, kurban oldum. Şimdi sevgili dostlarım, ben nasıl eleştiriyorum? Bakın, ben diyorum ki, ben şimdi ne diyorum devletime? Diyorum ki bunlar olmalı. Elektrik, su, doğalgaz devletim yatırmalı. 3 ay kiraları devletim vermeli. Şimdi bunlar eksikler mi? Eksikler. Tamam, çok güzel. Lakin yapılanları da mutlaka görmemiz lazım. Önce biz şahıslar olarak, bireyler olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı, bizler bir önce kendimize çeki düzen vereceğiz. Şimdi beni canlı yayında pür dikkat dinleyen dostlarım, Allah rızası için elinizi vicdanınıza koyun. Bazılarınız yani şunu yapabilir. Ya bu ne çok konuşuyor deyip telefonu kapatabilir. Kapatabilirsiniz. Yani ben 3 kişiye kendimi anlatabilsem Allah bereket versin. Çünkü ben vatanımı seviyorum. Ben devletimi seviyorum. Ben milletimi seviyorum. Benim başka gidecek bir kapım yok çünkü. Başkalarının varsa bilmiyorum yani. Ben bu ülkede doğdum, bu ülkede öleceğim. Allah izin verirse. Şimdi sevgili dostlarım, önce biz insanlar olarak kendimizi bir düzelteceğiz. Ben Mustafa Gürsoy olarak hep kendimi yargılıyorum. Kendimi konuşuyorum. Önce biz kendimizi bileceğiz. Mesela bugün markete gittim abi. Mesela basit bir şey söyleyeyim sevgili dostlarım. Bugün sarımsak aldım. Sarımsak. Ya abi, sarımsak 80 lira olur mu ya? Bakın 80 lira. Yeminle söylüyorum, sarımsak 80 lira. Ya dedim ki bakkalcı arkadaş, hani benim bulunduğum yer köy yeri. Ya şaka falan mı yapıyorsun? Burada kamera şakası falan mı var dedim. Abi vallahi her yerde 90 da biz 80'e veriyoruz dedi. Ya bir kilo kanat alıyorsun 35 lira diyor. Tövbe estağfurullah dedim ya. Sevgili dostlarım, bir bezden maske, bak bezden maske. Biz ebelerimizin çaputunu yırtar ağzımıza kapatırız.
Abicim bir bezle maske 2,5 lira kutusu olan maskenin tanesi 20 liraya satılır mı ya? Eskiden Osmanlı zamanında hayırlı akşamlar Bülent'im. Eskiden Osmanlı zamanında cami önlerine bakın cami önlerine küçük tabaklar koyarlarmış. Bakır tabaklar. Zenginler oraya birer akçe atarmış. İhtiyaç sahibi fakirler de oradan birer tane alırmış. Abicim camiyi soyuyorlar camiyi. Şu anda camiyi soyuyorlar. Bakın eğer bizler kendimizi düzeltmezsek sıkıntı çok büyük. Ben yanlış konuşabilirim. Bir arkadaşıma mesela beni izleyen işte Bülent Çiftçi'ye, Önder'e, Recep Aydın abime, Efendi'ye, Efendi abime, Ümit Altınok'a size yalan söyleyebilirim. Kalbinizi de kırabilirim. Bazen şurada bir yerde tartışabiliriz de. Lakin devlete düşmanlık edilmez arkadaşlar. Devlete düşmanlık edilmez. Bu devlet ne Recep Tayyip Erdoğan'ın, ne Devlet Bahçeli'nin, ne Kılıçdaroğlu'nun, eyvallah Bülent Gözen, ne Ahmet'in, ne Mehmet'in. Sevgili dostlarım, bu devlet Türkiye Cumhuriyeti'nin. Özal'dan sonra Erbakan geldi. Erbakan'dan sonra Demirel geldi. Ondan sonra biri geldi. Ondan sonra Recep Tayyip Erdoğan geldi. Recep Tayyip Erdoğan da gidecek sevgili dostlarım. Bizim bir devletimiz var. Bakın, bizim bir milletimiz var. Biz güçlü, güzel, dürüst, vatan dediğin zaman canını veren bir milletiz ve hala da öyleyiz. Ufak tefek hatalar yapabiliriz. Sizden istediğim evinizde pusuya yatıp yani evinizde yatıyorsunuz abi. Hanıma da diyorsunuz ki hanım bir çay koy bakayım. Abi devlet ne yaptı? Anam bir saldıralım devlete. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey vallahi saçmalık. Kanal İstanbul projesine karşı gelmek nasıl saçmalıksa Çin'den gelen virüs kitlelerinin parasını ödeyen devleti hiçe sayıp bunların parasını Atatürk zamanında ödemiş demek saçmalık. Bu örümcek beyinlilik. Atatürk, Allah mekanını cennet etsin. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Allah bu memlekete yaptıklarının karşılığını ona ahirette nasip etsin. Bak ne güzel bir dua. Siz mesela bana şöyle dua edin. Mustafa yaptıklarının karşılığını Allah sana ahirette nasip etsin. Ben amin derim. Ben de şunu diyorum. Atatürk'ün bu memlekede yaptıklarını bu millet asla unutmaz. Bu asil millet. O yüzden Atatürk'ün yaptıklarını Allah ahirette karşılığını mükafatını versin. Vefat etmiş. Şu anda ülkemizin başındakiler Çin'den gelen kitlelerin parasını verdi arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum. Katar aracılığıyla verdi, biraz indirimli verdi. O kadar. Ama mutlaka verdi parasını. Her inişin bir çıkışı olacak arkadaşlar. Her inişin. Her çıkışında bir iniş olacaktır. Allah razı olsun Bülent'im. Ben Mustafa Gürsoy olarak doğrudan şaşmam. Sadece ve sadece şunu söylüyorum. Bakınız. Vatandaş elinde içki şişesiyle, ben içki içenlere hor gördüğüm için söylemiyorum. Ben içmiyorum. Onlar da içebilir. Onlar onun kendi özgürlüğü. Beni ilgilendirmez. Elinde alkol şişesiyle, içki şişesiyle amin diyenler, doğayla dalga geçenleri paylaşıp onlara çağdaş diyenler, Kanal İstanbul'a düşman olanlar, 3. havalimanına düşman olanlar, yani mesela köyden gelmiş, mesela ben köyden geldim. Çoğumuz köyden geldik. Babamdan da hiçbir şey kalmamış. Hepimiz de para kazandık Allah'a hamdolsun. Ve şu anda buradan beni izleyip hocam Mustafa Gürsoy sen param vardı öyle konuşuyorsun. Biz açız. Biz para kazanamıyoruz diyenlerin hepsinin altında araba var. Hepsinin elinde son model cep telefonu var. Hepsinin cebinde para var. Hanginiz aç kaldınız? En fakirimizin, en garibanımızın hafta sonu paylaştığı mangalları ben izlemiyor muyum buradan? Görmüyor muyuz? Bu da bana hayırlı olsun diye aldığınız arabaları atmıyor musunuz? Kimin sayesinde arkadaşlar? Gökten zembille mi geliyor? He? Siz çalışıyorsunuz biliyorum ama Irak'ta da çalışıyorlar. Suriye'de, Yemen'de de çalışıyorlar dostlarım. Vatanınıza sahip çıkın. Milletinize sahip çıkın. Tabii ki çıkıyorsunuz. 15 Temmuz'da çıktınız. Çanakkale'de olduğu gibi, dedelerimiz gibi. Lakin yapmayın. Devletimize saldırmak için sırtlanlar gibi pusuda beklemeyin arkadaşlar. Bakın net söylüyorum. Devlete geri vites olmaz.
Ben sporcularıma her zaman şunu anlatıyorum. Tüm sporcularım bilir. Anneden babadan önce bir şey gelir. Allah. Daha sonra bayrak. Bayrak nedir? Vatandır. Vatanı olmayanın namusu da olmaz, dini de olmaz. İran'da bu görüyorsunuz virüsü. Binlerce insan ölüyor. Sadece bizde mi? İspanya yerle bir oldu. İtalya yerle bir oldu neredeyse. Amerika'da binlerce. Sevgili dostlarım, devletimize düşmanlık gütmeyelim. Devletimizin nerede bir yara alacak diye beklemeyelim. Kendiniz alırsınız yarayı. Irak'ta Saddam Hüseyin devrilsin diye onun heykellerini taşıyanlar bugün İngiliz-Alman kadınları doğuruyorlar. Kadınlar İngiliz-Alman çocuğu doğuruyorlar. Suriye gözünüzün önünde. Devletimize sahip çıkalım. Milletimize sahip çıkalım. En fakirimizin altındaki araba 15-20 milyar. En fakirimizin. En fakirimizin içtiği sigara 25 milyon. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam sigaramıza da mı karışıyorsun? Ya ne karışacağım? Sadece ve sadece şu andaki imkanlarınıza biraz şükredin arkadaşlar. Çanakkale'de ecdadımızı konuşuyorsunuz çoğunuz. Ben de konuşuyorum. Çanakkale'de benim dedelerim bir tas hoşafla çeyrek ekmekle büyümüş. Bunlarla vatan savunmuş. Ben böyle bir çocuğum. Ben böyle bir neslin evladıyım diyorsunuz değil mi? Ya kurban olduklarım, dolabınızda 50 çeşit yemek var. Aciz diyorsunuz. İşsiziz diyorsunuz. Bu nasıl olacak? İşsiz sen çalış. Tamam. İşsizliğin olduğu var. Ben şuna karşıyım. Vatandaş okumuş. KPSS'ye geçmiş, başarmış, işe giremiyor. Bu saçmalık. Bu devletin ayıbı. Eyvallah. Bu hata. Lakin göbeği 5 karış, altında araba, elinde 200-300 liralık tesbih. Allah'a emanet ol efendi abi. Elinde 200-300 liralık tesbih, altında araba, ağzında sigara, altında evi, cebinde parası. Çoluğuna çocuğuna her gün kanat pişirip ondan sonra da devlete biz acız, İstanbul Kanal İstanbul'a gerek yok. 3. Havalimanı'na gerek yok. Çin gribinden öldük, şundan öldük demeye gerek yok. Sevgili dostlarım, ben demek istediklerimi inşallah anlamışsınızdır. Allah devlete zeval vermesin. Allah millete zeval vermesin. Allah benim ömrümden alsın, devletime versin. Recep Tayyip Erdoğan falan hikaye. Devlet Bahçeli hikaye. Erbakan rahmetli hikaye. Kılıçdaroğlu zaten saymıyorum. Onların hepsi hikaye. Onlar gider, başkası gelir. Daha 300-500 yıllık, 100 yıllık, 200 yıllık, hatta Amerika'nın, İsrail'in yüzlerce, binlerce yıl ileriye dönük projesi varsa, binlerce yıl öncesinin koskoca cihan devleti, Osmanlı yadigarı, Türk milletinin ABC planı yok mu zannediyorsunuz? Eyvallah Cengiz Hocam. Var. Siz rahat olun. Devletimizin üzerinde devlet vardır. Aksakallılar filmini hiç izlemiyoruz mu? Onlar şaka mı zannediyorsunuz siz? Adam zamanı geldiğinde getirir, tak diye kafamıza dikerler. Recep Tayyip Erdoğan daha düne kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Kim tanırdı? Tak diye başımıza geldi, lider oldu. Ve adam gibi de lider bana göre. Ufak tefek eksikler var mı? Var. Herkesin eksiği var. Yarın Recep Tayyip Erdoğan öldüğünde, Allah uzun ömür versin, hiç ummadığınız birisi gelir, devletin başına geçer. Öyle devlet Kılıçdaroğlu'nu, şunu bunu partinin, devletin başına getirmez çocuklar, arkadaşlar, abilerim. Benden küçük olanlar, büyük olanlar, elini öptüklerim, kardeşlerim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni siz sokaktaki bir tane elbise satıcı zannetmeyin. Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyorsunuz. Rahat olun siz. Devletim işini bilir, gereğini yapar. Siz rahat olun. Bir tane tencereden tüfekle Çanakkale'de düşmanı bozguna uğratan Türk milleti, kendi heronu, kendi uçağı, kendi topu, kendi insan savaracı, bunca teknolojisi varken çakallara meydanı boş bırakır mı? Siz deli misiniz arkadaşlar? Allah devlete zeval vermesin. Allah millete zeval vermesin. Rahat olun. Devletimizin üzerinde devlet vardır. Biz güçlü bir devletiz. Biz güçlü bir milletiz. Biz hiçbir zaman aç kalmayız. Allah var. Unutmayın. Allah var. Bizi yaradan Allah var. Türkiye Cumhuriyeti'nin Allah'ı var. Neden biliyor musunuz? Tüm İslam aleminin kurtarıcısı Türkiye'dir. Siz rahat olun dostlarım.
Recep Tayyip Erdoğan'da hikaye, yine söylüyorum. Devlet Bahçeli'de hikaye, öbürü de hikaye, beriki de hikaye. Yarın bir lider daha getirir başımıza korlar, Recep Tayyip Erdoğan'ı unutur gideriz. Ondan sonra gelenler daha güzelini yaparlar. Şu anda da var, şu anda da var Mustafa abi. Daha ne imanlı yavrularımız, ne imanlı insanlarımız var. Rahat ol. Önce biz, başkasını konuşmayacağız. O zaman iman varmış. Şu anda sende iman yok mu? Var. Bende var mı? Var. Demek ki neslimiz devam ediyor. Herkes kendinden sorumlu. Başkasını konuşmayı bırakalım. Ben mesela Cumhurbaşkanımı konuşurken, abi utanırım ya. Vallahi utanırım. Ben kimim ya? Ben gariban mı, Mustafa'yım ya? Tepedoğan köyünden gelmiş. Babası bir haftalıkken yetim olmuş. Kimsesiz bir Mustafa. Karşında koca Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin Cumhurbaşkanı var ya. Onunla konuşurken, yok şöyle, yok böyle, yok Erdoğan, yok karısından korktu, yok damadından korktu, yok. Siz deli misiniz arkadaşlar? Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımız. Dünyanın önünde eğildiği bir Cumhurbaşkanı. Eksikleri var mı? Allah eksiklerini kapatmayı nasip etsin. Bu kadar. Allah devlete zeval vermesin. Bayrağımız göklerden inmesin, devletimize zeval gelmesin. Bitti. Duamız bu. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah sizi kırmamışımdır. Çünkü kıracak bir şey söylemedim. Rahat olun. Geçer. Bu virüs de geçer. Diğeri de geçer. Hepsi geçer. Allah devlete, millete zeval vermesin. Hepsi geçer. Rahat olun. Bizim ecdadımız Çanakkale'de nasıl ki bir tas hoşafla, bir kuru ekmekle cihana dünyayı dar etmişse, bugünlerde geçecek, yine cihana dünyayı dar edeceğiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Her zaman bayrağımız göklerden inmesin. Selam ve dua ile kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.